Okan Kurt sonunda, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt sonunda sosyal medya izni Demet Akalın'dan koparttı. Biliyorsunuz yıllardır Okan Kurt'un kendine özel bir hesabı yok. Hatta kızları Hira'ya bile hesap açan çiftimiz Okan Bey'in olmamasıyla bizi şaşırtıyordu. Şimdi izin almış Okan Kurt Demet Akalın'dan ve sosyal medyasını açmış. Birkaç bir şey girdim, izledim ben de. Keşfetime de çok düştü. Bayağı ilk heves her şeyi bir paylaşmaya başlamış Okan Bey. Çünkü normalde o öyle şeylerle çok alakadar değildi. Daha çok telefonda oyun oynardı. Ben de şaşırdım. Var mıdır onunla ilgili bir izleyelim. Değerli dostlar. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sonunda sevgili... izni kopardın ha, aferin sana 7 sene sonra. Ama aşkım bütün kontrol sende. Değerli dostlar, Instagram'ımızı açmış bulunmaktayız. Artık birbirimizle iletişimimiz devam edecek. Gerçekten çok tatlı. Çok samimi olmuş. Koparttın. Evet, çok tatlı. Uyanaklarınız kopartıyor yani. Demek ki biraz bir ne olur aşkım, ne olur aşkım durumu olmuş. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Akıllı kadın erkek arkadaşına sosyal medya izni vermez yani. O ya kadar diyor. Adam şimdi DJ'lik yapıyor yani. Sosyal medya kullanmak zorunda. Afişini paylaşır, gideceği yeri paylaşır, gittiği yeri paylaşır. Sahnedeyken fotoğraflarını paylaşır vesaire. Sonuçta bu adam bu işten para kazanan bir adam. Ve ciddi para kazanan bir adam bu işten. O yüzden sosyal medyası olmak zorunda bence. Ha, Demet Hanım mı kontrol eder, Okan Bey mi kontrol eder? Orası onların özelleri. Bilmiyorum. Yani, tamam hani kendi kontrolünüzdeyse eşinizin bir sosyal medya hesabı olabilir ama yoksa size ya, bir şey söyleyeyim mi? Aynı kızlar DM'lerden ne mesajlar atıyor erkeklere? Esra bir şey soracağım. Demet evet. Hanım'ın kaç takipçisi var? 4 milyon. Milyon mu? Çok takipçisi. 3 milyon, 4 milyon mu? 4 evet. Milyon mu? Şimdi Demet Akalın'a günde kaç mesaj gidiyordur sizce? Tabii canım. Ya şimdi ikisi çok farklı. Nasıl kadının farklı bir duruşu ya? Ben her zaman kadının bir duruşu olduğunu nasıl? Ama şöyle söyleyeyim sana. 3,5-4 milyon takipçinden hangisine istediğin kadar duruş sergile. Şimdi Pınar Altun, Yağmur Atacan ortada bebekleri var. Altına yorumlar yapılıyor. Sence 4 milyon takipçisi olan Demet Akalın gibi bir kadına günde kaç mesaj gidiyordur? Ve bu adam Demet Hanım'ın kocası. Yani hadi durup 4 milyon kişiden gelen mesajları kontrol edip hani bir şeye kalksa adam ya. Bütün Türkiye'yi öldürmek zorunda yani. Yani neler yazıyorlar? Tabii canım yani tabii. Şimdi hayır, bu olabiliyor. Demet benim Hanım da buradan çok verdiğim mesaj Demet Hanım'a değil. Tabii ki Okan Bey'in dediğin gibi sosyal medya hesabı olabilir. İşte afiş paylaşabilir, onu yapabilir, bunu yapabilir ama normal evli hanımefendilerden bahsediyorum. Ha, okay. Hani kocanız böyle işte sosyal medya açacak, orada işte bir şeyler paylaşacak falan. Hele bir de herkese açık olacak o sayfa. Ben de istemem. Ben istemem. Normal yani hayat yaşayan insandan bahsediyoruz. Olmasa değil mi? İyi olur. Normal hayat yaşayan insanlardan bahsediyorlar okay. Sanırım. O zaman. Ona ben evet, de okeyim. Evet, tamam. Evet. Normal hayat. Şimdi senin benim bunu paylaşmama şansımız çok fazla evet. Yok. Ama maalesef. Normal şartlarda bir aile babasısın. Gizli bir hesap evet, açarsın. Evet. Sadece tanıdığın insanlar evet. Olur onun içinde. Aile dostlarınızdır. Eyvallah. Ama öyle herkese açık. Bir de o böyle adamların saçma sapan jönjön fotoğrafları var ya. Çok hiç olmuyor ya. Ben de öyle düşünüyorum. Biliyor musun Esra? Yani çok erkekler böyle post bence fotoğraf vermesinler ya. Yakışmıyor zaten bence. Kızlarımız da az photoshoplu paylaşsınlar. Evet onlar da az photoshoplu olsun. Yamuluyor çünkü arkası önü. Olmuyor çünkü. Bakıyorsunuz başka, görüyorsunuz başka oluyor bu sefer. Öyle bir arkadaşımın başına geldi. Spor spikeri bir arkadaşımın ismini vermeyeceğim, deşifre etmeyeceğim seni. Gidiyor kızla buluşmaya. Günlerce yazışıyorlar. Bir heyecan buluşacaklar. Sonra diyor benim arabanın yanından böyle küçük bir şey geçti diyor. Ay. Bir anda diyor kapıyı açtı içeriye oturdu diyor. Ondan sonra beynimden diyor kaynar suyu. Çünkü diyor kız diyor fotoğraflarda ince uzun o kadar güzel ki diyor. Bayağı tombalak küçücük bir kız oturdu diyor. Yani işte o da böyle uzun boylu birisi. Tabii kız ona böyle çok minik gelmiş falan. Ne yapayım hemen arkadaşına yine spor spikeri bir arkadaşımıza mesaj atıyor. Diyor ki beni hemen ara kanala çağır. Al beni buradan. Ben böyle ya hayatım kusura bakma diyor. Ben seni diyor şurada takside indirsem olur mu diyor. Canlı yayın varmış. İşte birileri gitmiş falan filan bir şey uyduruyor. Bizim sektörde uydurmak çok kolay zaten. Evet. Basıyor gidiyor. Yani böyle kızla yazışıyorlar sonra bambaşka biri çıkıyor altına. Başına geldi mi Cemre? Yok benim başıma gelmedi hiç. Tanımadığın kızlara yazıyor musun?
tanımadığım kızlara sen niye beni sevmiyorsun? Ben anlamadım. Yok yazmıyor. Hayır, tanımadığım kızlara yazmıyor. Okları bana çevirtiyorsun. Ne güzel. Ben rahatım. Eray, sen mesela yazıyor musun kızlara? Ben yazmıyorum tabii ki. Tanımadığımız kızlara niye yazalım canım Allah'ım? Beğen kızlar mesaj atıyor. Selam, naber falan yazıyorlar. SLMNBR. Ya ben cevap veriyorum yani. Karşılık veriyorum öyle hal hatır soranlara. Ama işin boyutu değişirse tabii ki ya engelliyorum ya siliyorum. Kız arkadaşın mesela buna müsaade eder mi? Yani olsaydı eder de. Yani etmezse de yapmazdı canım. Ne var Allah Allah, değil mi? Tamam canım. Yani. Hemen de üstüme oynuyorsun. Üstüne oynamıyorum. Sordum, ne bileyim, hani sen yani daha gece sektöründesin. Daha hangi ama şimdi, öpüyorum ben bana. Şimdi, sormayın artık. Şimdi Cemre de yani ünlü bir DJ. İlla ki yazıyorlardır ve hayran kitlesi olduğu için bir cevap vermek zorunda kalıyorsun. Yoksa şey diyorlar, tamam ben, ya, olmuş. Ben şeylere cevap veriyorum. Atıyorum mesela çıktığım bir yerde performansımdan sonra mesela işte beni çekip de etiketleyip hani çok çok teşekkürler, çok güzel bir geceydi dendiği zaman öyle bir mesaj alırsam şöyle bir emoji var ya Instagram'da. Aynen öyle. Yani çok teşekkür ederim anlamında onu gönderip bırakıyorum sohbeti. Başka ileri giden bir şey yok. Tanımadığım bir kıza da yazmam Instagram'da. Kızlar o zaman Cemre'nin sahnesini etiketliyorsunuz. Bana mesajlar geliyordur ha. Bana da çok geliyor. Evet evet çok geliyor. Ben çoğunu okuyorum. Bazılarına cevap veriyorum, bazılarına vermiyorum. Özellikle kızların hepsine cevap veriyorum yalnız. Ha, kızlara ben de veriyorum. Kızların hepsine cevap veriyorum. Ben beylerin yazdığını direkt geri çevir diye bir seçenek var ya, ona basıyorum. Bakmıyorum bile ne olduğunu. Evet, o böyle saçma sapan iltifatlar falan. Hiç böyle çekemiyorum öyle şeyleri. Zaten yoruma kapalı paylaşmamın sebebi de o. Ben de öyle yapıyorum, evet. Ama Okan Bey'e çok sevindim vallahi. Dün ben de çok sevindim. Kuş, böcek, inek, her şeyi paylaştı biliyor musunuz storiesinde? Hepsini gördüm. Bir, sanki böyle hani küçük çocuk gibi sevinmiş fark ettiniz mi? Evet, değil mi? Aynen öyle, evet. Sağ ol aşkım artık sevenlerim falan diye böyle konuşma da çok iyi ya. Ay, çok Okan gerçekten abi seviyor ama yani. Hani bu işi de seviyor. Çok kabinde falan nasıl eğleniyor anlatamam size. İnanılmaz eğleniyor ya. Ve karşıya da bu enerjiyi geçiriyor. Ben seviyorum ya. İşini Okan severek yapıyorsa zaten. Aynen, severek yani biz burada yapıyor. Geçen konuştuk da Okan Kurt ne kadar alıyordur diye gecede. Hani sonuçta ticari hayatı kötüye gitti. Ve bir iflas açıklaması yaptılar. Ve adamcağız şu anda da DJ'lik de yapıyor. Ki DJ'lik de çok iyi para kazandıran bir iş aslında. Böyle deyip talep arttırmak istemiyorum bu mesleği ama. DJ'lik diyor. Çünkü yani kime sorsan DJ ya. Evet. Mesela ünlülerin çocukları da öyle. İdo mesela ilk DJ'likle başlamadı mı? İdo heves etti. İdo DJ olacağım ben demedi. İdo heves etti bir ara. Hani ben de çalacağım ya bunu çok güzelmiş gibisinden bir hevesi olduğunu biliyorum ben İdo'nun. Ama hep şarkı söylemek vardı onun içinde. Öyle hatırlıyorum ben. Ya keza şu an... Hande Yener'in oğlu da DJ'lik yapıyor. Evet yapıyor. Ondan sonra başka Nilburan oğlu var o yapıyor. Nilburan oğlu başka var mı? Doğukan Manço Doğukan var. Ha, Doğukan Barış var Manço'nun mesela. Oğlu var. Başka kim vardı ya? Gerçekten aklıma gelen şu an benim de bu evet kadar bu kadar. Ama gerçekten ünlü bir iki kişi daha vardı diye hatırlıyorum. Ünlü var, ailelerin evet. Çocukları da düşünsenize mesela küçükken ne olacaksın sorusunun DJ seçeneği yoktu yok. Bile bence. Yoktu evet. Değil mi? Bende öğretmen, iki seçenek doktor. Vardı mesela hani Kıbrıs'ta okudum ben okulları falan. Okulda da hani iki güzel bölüm vardı hukuk ve mimarlık diye. Beni biraz böyle annem şey yapmıştı hani. Tamam seni hiçbir şeyde baskılamıyorum hani istediğini oku. Seç dedi ya mimarlık mı hukuk mu dedi. İki seçenek yani. Ben de mimarlığı seçtim. Mimarlık bitirdim. Hatta sonra dönüp bir de iç mimarlık okudum falan. Ama yapmıyorsun. Yapmıyorum ama yapacağım. Yani çok kısa bir zaman içinde mimarlığa dönmeyi düşünüyorum. Çünkü sıkıldım ya. Yine konu kaynadı. Kaç para alıyordur o kankut ortalama? Yine bana kilit soru bende yine. Yine bende. Tamam da Eray'a mı sorayım DJ adamın fiyatını? Nerede? Bana Kerimcan'ın fiyatını sorun. Ben onları biliyorum. Ha, Kerimcan ne kadar mesela? Şimdi ben açıklama yapmak istemiyorum. Cemre gibi. Ben konuşursam. Okan abi güzel para kazanıyor bu meslekte. Onu biliyorum. Ondan sonra. Fiyatı da az çok biliyorum. Tabii daha önceki yıllarda çalıştığımız için Bodrum'da, Yalıkavak'ta. Fakat fiyatı tabii ki açıklamayacağım. Merak edenler ve çıkarmak isteyenler. Cemre ya. Halil Bey'i, Halil Yıldırım arayıp, Okan Bey'in menajeri. Onunla görüşebilirler.
Valla ben Okan Bey'in zaten DJ'liğe olan merakını hep biliyordum. Çünkü evde de çalıyordu, her partinin sonunda çalıyordu falan. Sonra bunu meslek edineceğini çok düşünmemiştim. Çünkü Demet'in de çok sıcak bakmadığı bir durumda ama sonra da herhalde nasıl Instagram izni koptuysa muhtemelen onun da izni çıkmış, evet, kopmuştur. Ama bir de şu var, adam eğer dürüstse, seni aldatmıyorsa, hayal kırıklığına uğratmıyorsa DJ'lik yapsa ne olur ki, ben onu kıskanmam. Kesinlikle. Benim kafamı karıştıran birini kıskanırım ama mesela adamın hiçbir şey yaptığı yok. Bir tane gördünüz mü ki çıktı, yani beraber olduğu eşi Demet Akalın. Yani kazara senle yazışsa sen ona söylersin, o ona tabii, söyle, çok anında kolay ulaşır bu yani. Bu riske giremez zaten yani. Böyle bir riske kimse cesaret yok, edemez. Yok, Okan abi zaten hani risk olarak değil, böyle bir şey yapacak bir adam değil. Ben hani Demet Hanım'a nasıl baktığını da gördüm. Çok seviyorlar birbirlerini ve çok aşıklar bence. Okan abi de çok insan olarak da çok düzgün bir adam, duruşu olan bir adam. Ya benim tanıdığım kadarıyla, tabii ki çok iyi tanımıyorum ben Okan abi de. Demet ablayı da çok çok yakından tanımıyorum ama çok yakıştırıyorum ve çok beğeniyorum ikisini.